Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Work and Travel vizem ile yeni çalışma iznim 2 Eylül'de bitiyor. 2 Ekim'e kadar da travel hakkım var. Benim şimdi SSNM olduğu için, yani sosyal güvenlik numaram olduğu için 2 Eylül'den sonra çalışabilir miyim ve çalışmak istiyorum? Riski nedir? Sınır dışı, vize reddi vesaire ihtimaller var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Siz bu yaz için Work and Travel programıyla geldiğiniz için bu programın size sağladığı çalışma dönemlerinde çalışma ve ondan sonra seyahat döneminde de seyahat etmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla sizin var olan çalışma izniniz eğer Eylül 2'de bitiyorsa Eylül 2'den sonra sosyal güvenlik numaranız olsa bile bunu çalışmada kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü çalışma izniniz Work and Travel altında sizin için Eylül 2'de bitmiş oluyor. Ya da diğer Work and Travel olacak arkadaşların da süresi onlarda belirtilen, DS formlarında belirtilen bitiş süresinde bitmiş oluyor. Dolayısıyla ondan sonraki bir ay süresince çalışma hakkı durumu söz konusu olmuyor. Bu tavsiye ettiğimiz bir durum değil. Çünkü var olan C1 vizesini ihlal etmiş olabilirsiniz bu sayede. Ve bu tip durumlarda eğer yasal olmadan çalışmak gibi bir durumla karşı karşıya kalırsanız sınır dışı ihtimalle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da bir daha C1'la gelmek istediğinizde bu tip bir engel önünüze gelebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.